Biraz böyle rahat anlatsak daha iyi olur. Belimiz ağrımaz değil mi? Evet hocam. Başlıyoruz hocam. Tamam. Ved Kafkars olarak düzenlediğimiz online eğitimlerden herkese iyi akşamlar. Ben veteriner hekim adayı Berika Esen Olca. Bugün Profesör Doktor Yavuz Öztürkler hocamızla beraberiz. Davetimizi kırmadığı için hocamıza teşekkür ediyor. Sözü kendisine bırakıyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Berikacığım. Ben de hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca böylesine bir etkinlik içinde hem KAS ve HO öğrenci topluluğuna hem de Ved Kafkars ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Tüm buradan veteriner hekim meslektaşlarıma ve tüm sevgili veteriner hekim adayı arkadaşlarımıza, öğrencilerimize de buradan iyi akşamlar diliyorum. Umarım sıkıcı olmayan bir sunum yaparız. Çünkü bu COVID dolayısıyla uzaktan eğitim programları yaygınlaşmaya başladı. Ve yavaş yavaş toplum olarak da, eğitim camiası olarak da biz de buna intibak etmeye çalışıyoruz. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ben o zaman sözüme başlayayım. Önemli bir konu. Gerçekten şu anda sığır endüstrisinde, özellikle süt endüstrisinde verimi artırmak için, giderleri düşürmek için ve verimi artırmak için bir takım stratejiler üzerinde dünyada çalışılıyor. Ve her gün biz nasıl bir kuruş daha kar ederiz diye insanlar kafa yoruyor. Ve bu da bizim için çok önemli bir konu haline geliyor. Böyle bir konuyu o yüzden seçtim. Ve şimdi ben ekranı paylaşarak birazdan sunuma geçeceğim ama ona geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Şimdi sonuç olarak biz veteriner hekimlik gibi birçok kolu olan bir meslek alanının mensuplarıyız ve hayatımızı da bu meslekten kazanıyoruz. Ve şu anda bu COVID dolayısıyla da gördük ki mesleğimiz sadece hayvan kliniği üzerine değil, sadece hayvanları tedavi etmek üzerine değil, aynı zamanda dünyanın sağlığını koruma üzerine de çok önemli bir meslek. Özellikle tek tıp, tek sağlık konsepti çerçevesinde bu COVID dolayısıyla da gördük ki veteriner hekimlik çok önemli bir alan. Çünkü zoonoz hastalıkların odağında çalışan bir meslek alanı ve bunun dışında da tabii ki endüstriyel ve ekonomik bir alana da hitap eden bir meslek. Veteriner hekimlik mesleği. Özellikle süt endüstrisi şu anda dünya ekonomisinde ve tarım ekonomisi içerisinde çok önemli bir yer kaplıyor. Ve her geçen gün sığırdan bir kilo süt daha fazla nasıl alabiliriz hesabı yapılıyor. Ve özellikle verim, yıllık verim nasıl artırılabilir? Bunun üzerine bütün araştırıcılar, bütün stratejistler, bütün bilim adamları kafa yoruyor. Ve son zamanlarda bizim ülkemizde de bu çok önemli bir konu haline geldi. Özellikle Batı Trakya bölgesi, Marmara bölgesi, Ege bölgesi ve yine yavaş yavaş Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'ya da kaymaya başladı. Özellikle entansif dediğimiz kapalı sığır yetiştiriciliği arttıkça hayvanlarda döl verimi yönetimi de çok önemli bir konu haline geldi. Yani bugün artık hayvancılıkta iki konu üzerinde çok ciddi duruluyor. İkisi de çünkü ekonomik geliri artıran ve giderleri düşüren hususlar, maddeler, başlıklar. Bunlardan biri hayvan sağlığının korunması, yani koruyucu veteriner hekimlik. İkincisi ise döl veriminin artırılması. Bence döl veriminin artırılması birinci sırada ele alınması gereken bir konu. Çünkü döl verimi olmadan sürdürülebilir bir hayvancılıktan söz etmemiz mümkün değildir. İşte sürdürülebilir hayvancılıkta kar etmekle alakalıdır. Kar ederseniz ve ettirirseniz ancak piyasada kalabilirsiniz, ayakta kalabilirsiniz, siz de sürdürülebilir olursunuz. Sizin hizmet ettiğiniz sektörde, alanda sürdürülebilir olur. Özellikle veteriner hekimler diğer klinik dalları icra ederlerken bir de döl verimi yönetiminde usta olurlarsa ve iyi bir yönetici olurlarsa
bu konuda daha çok aranan meslek mensupları haline gelmektedir. Çünkü 365 günün sonunda o ahıra bir yavru koyabilmek, bir buzağı koyabilmek gerçekten vatan yetiştiricilerin gözünde çok sihirli, çok büyülü, çok etkileyici bir husustur ve bu veteriner hekimin prestijinin artması açısından çok önemlidir diye düşünüyorum. Özellikle süt sığırcılığında bu çok daha büyük bir önem kazanmaya başladı. O yüzden bu dersi biraz da o gözle dinlemenizi istiyorum. Ve mutlaka buna ilgi göstereceğinizi düşünüyorum ve mesleki çalışmalarınızda, bundan sonraki mesleki çalışmalarınızda da bunların size faydalı olacağına hiç şüphem yok. Ve tekrar hepinize iyi akşamlar dileyerek ben sunumuma başlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bir ağzım kurudu, affedersiniz. Şimdi sunumumuzun adı arkadaşlarımızın da takdim ettiği gibi sütçü ineklerde suni tohumlama başarısını artırıcı stratejiler veya uygulamalar da diyebiliriz. Şöyle giriş yapalım. Şimdi şöyle bir başlıkla girmek istiyorum. Boş kalan inek, kaybolan emek. Biraz sloganlarla gidelim istiyorum. Missouri Üniversitesi'de bir çalışma yapılıyor ve bu çalışmada ortaya ilginç bir matematik çıkıyor. Yani ilginç bir muhasebe çıkıyor. Ve görülüyor ki her boş geçen inek 0.5 ile 4.5 dolar arasında, yani yarım dolarla 4.5 veya 5 dolar arasında bir ekonomik zarar meydana getirmektedir. Yani bu neden yarım dolar, neden 4.5 dolar? Bu ineğin süt verimi özelliğine göre değişebilir. Diyelim ki 15 kilo süt veren bir ineğin işletmeye vereceği zarar ile 50-60 kilo süt veren bir ineğin işletmeye vereceği zarar aynı değildir. Dolayısıyla bunu 20 günlük bir şeye vurduğunuzda, gecikmeye vurduğunuzda, çünkü inekler 20 günde bir kızgınlık gösteriyor veya bunu 40 günlük bir gecikmeye vurduğunuzda ineğin verim ölçeğine göre çok ciddi bir kayıp ortaya çıkıyor. Diyelim ki günlük 5 dolar bir kayıp olduğunda bu 20 günde yaklaşık 100 dolar gibi işletmeye inek başına bir zarar meydana getiriyor. 100 dolar. Şimdi 100 dolar 10 inek açısından düşünecek olursak 1000 dolar eder. 100 inek açısından düşünecek olursak 500 dolar. Pardon, 5000 dolar eder. Şimdi demek ki o zaman her şey eğer paraysa, kazançsa, o zaman ineğin gebe kalmadığı her gün o işletmenin hanesine zarar olarak yazılmaktadır. Yani 3 tohumlama sonunda gebelik mutlaka elde edilmeli. Mümkünse 3 tohumlamaya bırakılmamalı. 3 tohumlama geçtikten sonra elde edilen gebelik indeksi, gebelik başına ortalama tohumlama sayısı üzerinden hesaplanacak olursa 1.5 ile 1.7 arasında bir indekste kalmalıdır. Yani bu özellikle süt sığırcılığında, süt işletmelerinde çok önemli bir indeks olarak karşımıza çıkıyor. Şurası işte. Şöyle yapalım. Evet, şimdi bu böyle bir girişten sonra ben çok fazla sizlere aşırı böyle akademik ve teorik bilgiye boğmadan bir özetle girmek istiyorum. Bu da benim yıllarca yapmış olduğum çalışmalardan, saha çalışmalardan, yaptığım bilimsel çalışmalardan, incelemelerden ve birikimimden ortaya çıkan bir özet. Şu gördüğünüz şey,
11T kuralı. Neden 11T kuralı dedim? Çünkü döl verimi yönetimi, yani suni tohumlamadan başarı elde edebilmek bir risk yönetimidir. Yani şöyle düşünelim. Sadece bir oyuncu sahada oynarsa o takımın kazanma ihtimali yok. Bunu futbol açısından düşünün. Futbol çünkü genelde toplumun ekseriyetle en sevdiği spor dallarından biri. Ben de özellikle onu seçtim. Ve sahada mutlaka bir antrenör vardır, bir kaptan vardır, forvet vardır, kaleci vardır ve çeşitli rol dağılımları, görev dağılımları yapılmıştır. Ve onlar eğer iyi idare edilirse ve iyi bir yönetim sergilenirse... Hocam kusura bakmayın ama... Evet, tabii. İsterseniz tam ekran yapalım. Tamam. Nasıl yapıyoruz tam ekran? Hocam F5'e basarsanız. Yo, onu basayım da yani oradan. Sonuçta ben gözüküyorum değil mi orada? Evet evet hocam. Tamam. Tamam. Tamamdır şöyle. Hocam. Çok tamam. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi oldu. Ben teşekkür ediyorum. Evet. İyi bir yönetim yapılırsa sahada, iyi bir yönetim yapılırsa ne olur? Gol de gelir. Yani o maçta kazanılır. Ben de 11 tane önemli konuyu seçtim. Yani suni tohumlamada başarılı olabilmeniz için sadece serviksi geçmeniz yeterli değil. Biz 5 günlük bir kurs yapıyoruz ama bu 5 günlük kursun sonunda size kazandırdığımız serviksi geçebilme başarısı her şey demek değil. Onu bir teknisyen de yapabilir. Hatta Avrupa'da çiftçiler bile serviksi geçip suni tohumlama yapabiliyorlar. Biz yıllar önce bunu engelledik. Benim oda başkanlığım döneminde gündeme gelmişti. Çiftçilerin de lise mezunlarının da suni tohumlama yapabilme hakkı veriliyordu bir yönetmelikle. Bir takım çalışmalar yaparak odalar boyutunda, meslek kuruluşları boyutunda tepkilerimizi ortaya koyduk ve sonunda onun geçmesini engelledik. Ama bu bir gün gelmeyecek anlamına gelmez. O yüzden biz veteriner hekim olarak sadece serviksi geçen, yani serviksi geçerek spermayı corpus uteriye veya serviksin ikinci veya üçüncü halkası dürümü arasına bırakan meslek mensupları değil de veya teknik insanlar değil de biz işin mekanizmasını, işin filozofisini, işin yönetim şeklini, bir risk yönetimini, bir döl verimi yönetimini de bilmemiz gerekiyor. Döl verimi yönetiminde eğer başarılı olursak, inanın mesleğimizde de başarılı oluruz. Eğer kendimiz bir işletme sahibi isek, yani biz de hayvancılık yapıyorsak, hem veteriner hekim olarak, döl verimi yönetiminde iyi isek, inanın diğer konularda da daha iyi sonuçlar alacağız diyebilirim. Şimdi 11T kuralına geçelim. Hızlı geçeyim ben bunu. Çünkü bunları aça aça gideceğim daha sonra. Taahhüt. Bu çok önemli. Bakın. 100 günlük. Bu nereden çıktı şimdi? 100 günlük taahhüt. Taahhüt ne demektir? Söz verme demektir. Yani mukavele demektir. Anlaşma demektir. Kontrat demektir. 100 günlük kontrat. Ne yapıyorsunuz? Birisiyle bir anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sana şunları şunları vereceğim. Sen de bana bunları bunları vereceksin karşılığında. Mesela bu genelde müteahhit diye dediğimiz, müteahhit diye telaffuz ettiğimiz genelde bu inşaat sektöründe çok kullanılan bir şey. Müteahhit. O müteahhittir aslında. Yani taahhüt eden kişidir. Yani ben bu binayı sana işte 3 ayın sonunda şu 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 özelliklerle teslim edeceğim demektir. Söz veriyorsun, taahhüt veriyorsun burada. Kontrat yapıyorsun, sözleşme yapıyorsun. İşte bu taahhütü inekle de yapman gerekiyor. Süt ineğiyle bu taahhütü gerçekleştirmeniz gerekiyor. Onu açacağım. Bu ne demek? Takvim çok önemli. Yani zaman mevhumu, planlama çok önemli. Bir inek ne zaman doğurdu? Muhtemelen ne zaman kızgınlığa gelebilir? Kızgınlığa geldi, tutmadıysa, yani gebe kalmadıysa
Bir sonraki kızgınlığı ne zaman olabilir? Muhtemelen ne zaman bu doğurur, bize bir yavru verir? Bunun mutlaka önünde bir takviminin olması gerekir. Tarama, scanning dediğimiz tarama, yani hastalık taraması çok önemli. Bunu da çeşitli yöntemlerle yapmanız lazım. Ve sadece bu tarama dediğimiz kaba bir taramadır kastım. Ama daha derin tarama yapmak gerekiyor. Daha derin incelemek yapmadan teşhis koymak ve daha sonra doğru bir tedavi protokolü, doğru bir tedavi stratejisi ortaya koymak olmaz. O zaman tahlil, tablo. Yani ortaya bir tablo çıkarmamız lazım. Bu hayvanda ne var? Biraz daha genişletmemiz lazım, değil mi? Spermasına bakacağız. Hangi boğadan sperm alıp tohumlama yaptıysak veya hangi payeti kullandıysak. Yine tohumlama yaptığımız ineğin çağrısını, rektal muayene bulgularını ortaya dökeceğiz. Mümkünse kan, süt değerlerine bakacağız. Hayvanlarda herhangi bir veneral hastalık var mı yok mu? Şeyi düşüren, başarıyı düşüren. Ona bakacağız. Artık son zamanlarda metabolik değerlendirmeler, analizler var. İşte hayvanlarda yemdeki protein oranı nedir? İşte kandaki azot miktarı nelerdir? Kuru madde oranı nedir verilen? Veya hayvanın kanındaki bir takım mineral madde oranları nelerdir? Protein oranları, sütteki proteini nedir? Vesaire vesaire. Artık neredeyse rumende bile insanlar döl verimiyle bir ilişki kuruyorlar. Rumendeki sindirilebilir bir takım besin maddelerinin sindirilebilirliği üzerine çalışmalar yaparak bunun döl verimiyle ilişkisini ortaya koymaya çalışıyor. Ve teşhis olmadan doğru tedavi ortaya koymak mümkün değil. Teşhis yaparken de mutlaka teşhis araç gereçlerimizi ve enstrümanlarımızı, kullandığımız malzemeleri iyi seçmemiz gerekiyor ve mutlaka analizlerimizi iyi yapmamız gerekiyor. Tedavi, acaba astrom tedavisi mi kullanacağız? Hormon mu, vitamin mi, mineral mi? Tam isabet tohumlama çok önemli. Bakın en önemli konulardan biri bu aslında. Şu yedinci olarak verdiğim şeyi artık günümüzde ikinci sıraya koyuyorlar. Şu tam isabet tohumlama. Timed, fixed timed, artificial insemination olarak da bu geçiyor. Yani sabit zamanlı sünni tohumlama. Bunu nasıl beceriyorlar onu da anlatacağım. Takip, evet takip çok önemli. Takip edilmeyen hiçbir iş başarıya ulaşmaz. Bu gerçek hayatta da böyle. Ve teknik. Tekniği uyguladığımız teknik neydi? Biz serviksi geçmeyi öğretiyoruz size. 5 gün boyunca verdiğimiz kursla da bunu pekiştiriyoruz. Aslında 1 yıl boyunca ve yarım dönem boyunca biz size tekniği öğretiyoruz. Ama 5 gün daha kurs vererek, bunu ekleyerek biraz daha son bir çek, son bir kontrol yaparak sizi sahaya sürüyoruz. Bu da bakanlığın getirmiş olduğu bir kural. Ve teknisyen eğer, bakın burada teknik ama bunu öğrenmek önemli değil, bunu becerebilmek. Yani bunu uygulayabilmek sürekli sahadaki performansı diri tutabilmek teknik açıdan. Genelde bunu da anlatacağım ama bir ön giriş yapayım. Teknisyenler sahada, Avrupa'da ve sünni tohumlamanın yaygın olduğu yerlerde çok fazla çalışan teknik insanlardır bunlar. Ve bunların mutlaka başarıları ölçülüyor, sahadaki başarıları, gebelik oranları. Eğer başarılı değillerse bunlar sahadan çekilip tekrar bir kursa tabi tutulup tekrar sahaya sürülüyorlar. Ve temizlik. Şu anda Covid'de de zaten ne deniyor? Maske, mesafe, temizlik. Yani temizlik artık hele bundan sonra hayatımızın her aşamasında dikkat etmemiz gereken bir konu. Sünni tohumlama ekipmanlarının temizliğinden tutun. Sünni tohumlama işlemini yaparken temizlik kurallarına uymamız gerekiyor. Vulva, vajina temizliğine çok dikkat etmemiz gerekir. Ve hayvanı hasta etmememiz gerekir. Ve buzağlama locasının da yine temiz olması gerekir. Çünkü ne yapıyoruz? Doğum locasında genelde ineklere kontaminasyon oluşmasında rol oynamış oluyoruz. Özellikle buzağlama locasının temiz olmaması yüzünden ve o sırada doğum sırasında da inek aldığı bir takım enfeksiyöz etkenlerle metritis oluyor ve bu da sünni tohumlama başarısını düşürüyor. Bakın
11T'yi daha geçene kadar kaç dakika oldu? Daha 20 dakikada 11T'yi özetleyerek geçtik. Peki hemen 100 günlük taahhüte geçelim. 100 günlük kontrat sözleşme. Bu çok önemli. İlk anahtarlar. Bu ilk anahtarları veriyorum ama bu anahtarı verdiğimiz zaman onu nasıl kullanacağımızı da söylemem gerekiyor. Çünkü çok uzun sürebilir. Daha 20 dakika hemen geçti. 100 günlük sözleşme. Bu ineğin doğmadan önceki ilk 30 günü kritik gününde ne yapacağınız önemli. Bir de doğumdan sonraki 70 gün ne yapacağınız önemli. İşte ineğe ben ilk doğmadan önce, ilk 30 günde sen doğum yapmadan önce 30 gün önce sana şöyle bir beslenme stratejisi uygulayacağım. Doğduktan sonra da şöyle bir beslenme stratejisi uygulayacağım diyorsunuz ve söz veriyorsunuz ineğe. Bu sözünüzde durmazsanız inek de size olan borçlarını yerine getirmiyor. Yani bu dolayısıyla 100 günlük bir beslenme stratejisidir. Yani ilk anahtar nedir o zaman? Beslenmedir, beslenmedir, beslenmedir. 3 anahtar verecek olursak, birinci anahtar beslenme, ikinci anahtar beslenme, üçüncü anahtar beslenme. Bakın, tabii bu işin esprisi ama işi vurgulamak açısından diyorum, beslenme işin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Ama nasıl bir beslenme? Kritik geçiş dönemlerinde geçiş ineği dediğimiz ineğin beslenme stratejisini çok iyi uygulamamız lazım ve doğru vücut kondisyon puanını tutturmamız lazım. Bu çok önemli. Özellikle bu konuda ben tabii beslenme uzmanı olmadığım için ama üreme beslenme ilişkisinin önemini çok iyi bildiğim için bunu burada vurguluyorum. Ama bu beslenmeyi ayrı bir başlık altında anlatmak gerekir diye düşünüyorum. İşte bu konuşma balonlarını ben yapmaya çalıştım da böyle bakalım olmuş mu? Geçiş döneminde eğer ineği böyle beslerseniz tabii süt hem süt kovalarıyla süt isterseniz hem de süt verirken postpartum dönemde yani doğum sonrası dönemde de hayvanın 40-50 gün içerisinde kızgınlığa gelip sizi zarara uğratmayacak şekilde 80 ve 90. günlerde gebe kalması öyle bir kaşeklik inekle ve vücut kondisyonu bu şekilde olan inekle mümkün değil gibi görünüyor. Evet, geçiş dönemi. İşte bu 100 günlük geçiş dönemi çok önemli. Bu 100 günlük taahhüt dediğimiz bir periyottur. Bunun üzerinde daha fazla konuşabiliriz ama ben sadece kısaca anlatayım. Doğumdan önceki ilk 30 gün, doğumdan sonraki 70 gün. Ama bazı yerler bunu doğumdan önce daha böyle ineğin çok süt verdiği, daha ince stratejilerin uygulandığı işletmelerde bunu mesela daha da daraltıyor. Doğum yaklaştıkça daha ince, daha detaylı bir beslenme stratejisi uyguluyor. Yani 17 günden başlayarak 83 güne kadar onu 100 günü öyle ayarlıyor. Ama biz kabaca 30+70 diyoruz buna. Ve bu geçiş döneminde inek çok ciddi bir baskı altındadır. Bir kere ne yapıyor? Bu doğum yaklaştıkça hayvan buzağının büyümesiyle birlikte bir baskı altına giriyor. Rumeni sıkışıyor. Daha az yem tüketmeye başlıyor vesaire. Ve doğumdan sonra da bir laktasyon dediğimiz süt verimi sıkıntısıyla uğraşıyor. Yani size hem süt verecek hem kendi yaşamını idame ettirecek hem de bu süt veriminden sonra da öyle bir vücut kondisyonunda kalacak ki bu hayvan ve size doğru zamanda kızgınlık verecek. Siz o kızgınlıkta doğru zamanda tohumlayacaksınız ve doğru zamanda bu gebe kalacak ki o dediğimiz günlük sizi zarara uğratmasın. Yani boş geçtiği günler olmasın. Şimdi tabii burada geçiş dönemi demek bir stres dönemidir dedik. Bu stres dönemini iyi yönetmek lazım. Stresi iyi yönetirseniz işte bu suni tohumlama başarısını da iyi yönetmiş olursunuz. Bu hayvan doğumdan sonra içgüdüsel olarak üremenin içgüdüsel baskısı altına girerek tekrar gebe kalmak isteyecektir. Bunun için de bütün vücut fonksiyonlarını, hormonal mekanizmaları harekete geçirecektir. Bu bir tekrar gebe kalma içgüdüsü başlı başına bir stres yaratacaktır. Ve bu 100 günlük programın içerisinde, geçiş döneminin içerisinde
Biraz daha hassas bir dönem var. Bu matruşka gibi birbirinin üzerine geçen dönemlerdir. 17 veya 17 artı işte buradan 2 hafta kala artı 2 hafta kala yani 15 gün kala sonra yine yaklaşık 20 gün civarındaki bir dönemde çok daha hayvanın stresli olduğu dönem. Çünkü bu tam doğumun yaklaştığı dönem. Bakın yavru iyice büyümüş, hayvanda hormonal değişiklikler başlamış ve bundan sonra da şu dönemde de artık yavruyu doğurmuş, yavru sularını kaybetmiş. Koskoca bir uterusu küçültmek için, involüsyona uğratmak için uğraşacak ve bu dönemden sonra meme torbası büyümüş, ödemli ve süt verecek ve bir laktasyon baskısı altına girecek. Dolayısıyla şu sarıyla gösterilen dönem daha önemli bir geçiş dönemi olarak. Yani ne yapıyor? Veteriner hekimi bu dönemlerde daha hassas, daha odaklanarak, daha çok hayvanı, ineği büyüteç altına alarak takip etmesi gerektiğini söylüyor. Şu sarı çizgiyle gösteriyor. Çünkü bu dönemde de laktasyona hazırlık, memenin gelişimi, memenin büyümesi gibi bir stres altına giriyor. Stres üstüne stres. Ve bu dönemde yine fötusun gelişimi dedik hızlı. Onu anlattık bir daha girmeyelim. Yem tüketiminde azalma oluyor çünkü yem buzağı büyüdükçe şeyi daraltıyor. Rumeni epey bir %40 oranında daraltıyor. Ve eskisi gibi bolca yiyemiyor. Ve yine hormonların artması, değişmesi işte östrojen hormonunun yavaş yavaş artışı yem tüketiminde azalmayı meydana getiriyor. Yine rumen papillalarının çok aktif olmaması, sindirim için çok aktif bir durumda olmaması yine burada yem tüketimini azaltıyor. Ve doğum başlı başına bir stres. Doğumun yaklaşması, suların patlaması, ondan sonra plasentanın atılması vesaire. Doğumdan sonraki involüsyon dönemi, normalleşme dediğimiz çok ciddi bir konu bu. Bunlar bakın hep geçiş döneminde hayvanı baskı altına alan durumlar. Süt veriminde çok hızlı artış 30. güne gelindiğinde doğum sonrası. Laktasyon piki diyoruz buna. Bu da bir strestir çünkü hayvanın yaşama payı var, verim payı var. Kendini daha sonra ikinci bir gebeliğe hazırlama döneminin getirdiği bir takım sıkıntılar var. Ve eğer biz iyi beslememişsek doğum öncesi hayvanı, yani bu 100 günlük döneme dikkat etmemişsek negatif enerji dengesi dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Bakın bunun altını çok çizmek istiyorum. Çünkü bununla ilgili çok karşılaşacaksınız bu kelimeyle. Seminerlerde, konferanslarda, kitaplarda çok karşılaşacaksınız. Negatif enerji balansı, NEB, NEB veya NED. Negatif enerji dengesi. Ne demek? Bu hayvana yeterince kalori vermezseniz karaciğerinden yemeye başlayacak ve dolayısıyla hayvanda vücut kondisyon skoru düşecek ve karaciğer yağlanması olacak. Bir şekilde hayvanın metabolik dengesi de bozulacağı için bu direktman doğrudan döl verimi düşüklüğüne neden olacak. Suni tohumlama başarısında düşecek. Kondisyon skorunda işte buna bağlı olarak kondisyon skorunda azalma zaten burada doğal olarak olacağı için eğer şu tarafta hayvana iyi bakım besleme uygulamamışsanız şu tarafta istediğiniz kondisyona getiremiyorsunuz hayvanı ve sonuç olarak negatif enerji dengesi ve metabolik problemlerle birlikte ciddi döl verim düşüklüğü. Yani siz hayvanı hayvanı baskı altına alan bu geçiş dönemindeki belalarla baş edecek, sıkıntılarla baş edecek bir yönetim sergilemezseniz, hayvan bundan kendini kurtaramazsa, bir refah içerisinde olmazsa, asla ve asla doğru zamanda kızgınlık göstermez ve doğru zamanda gebe kalmaz. Önce bunları, bu hayvanın başında, sırtında bir yük olan bu sıkıntıları bertaraf edecek şekilde bir beslenme stratejisine tabi tutmanız lazım. Bakın, suni tohumlama lafına daha gelmedik bile. Yani suni tohumlamanın başarısını artırıcı uygulamalar diyoruz. Daha geçiş dönemindeyiz. Bu iş o kadar kolay değil. Ve ilk kızgınlığa gelecek hayvan. Bu kadar şeyle baş edecek. Bu kadar. İşte ilk kızgınlığını doğru zamanda gösterebilmesi için yani 45-50. Günlerde gösterip gebe kalabilmesi için bu stratejiyi, bu 100 günlük taahhütü uygulamanız
gerekir. Hormonal değişiklikler zaten burada da doğum sonrası da ciddi bir problem. Bu hormonal değişiklikler aynı zamanda stres oluşturur. Çünkü bir kere kortizonun zaten artması yavrudan, kortizonun anne kanına verilmesi zaten başlı başına bir stres ve immün sistemde bir düşüklük meydana getiriyor. Öyle olunca da zaten döl verimi doğru yönetilmezse, iyi doğru protein, doğru mineral, doğru yağ oranı koyarak ve doğru zamanda doğru kalori vererek bu 100 günlük dönemi yönetemezsek eğer, dolayısıyla yine döl verimi düşüklüğü ve bağışıklığın baskılanması dedim zaten onu. Evet ve stres. Çağımızın da en önemli problemlerinden biri strestir. Stres bütün sistemleri alt üst ediyor ve döl verimine de olumsuz yansıyan bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bunları anlattım. Sadece bir bunları biraz daha açarak gideceğim. O şey üzerinde anlattım ki o tablo geçiş dönemi 100 günlük diyagram üzerinde anlattım ki kafanızda önce bir filin şekli belirsin, ondan sonra filin parçalarını öyle anlatalım dedim. Yani filin parçalarını, vücut parçalarını anlatıp sonra sizin birleştirmenizi beklemek yerine önce fili tanımladım, ondan sonra şimdi onun o parçalarından bahsedeceğiz. Peki yem dedik, beslenme dedik. Dedik bir sürü değişikliklere maruz kaldığını söyledik. İşte burada yem tüketiminde azalma ne kadar önlenebilirse geçiş dönemiyle ilgili sorunlar da o kadar azalacaktır. Yani burada hayvan bir geçiş döneminde yem yememe isteğiyle hareket ediyor. Yani mümkün içinde bulunduğu şartlar onu daha az yem tüketmeye itiyor. Siz ama öyle bir yöneteceksiniz ki bu beslenmeyi, hayvan doğru zamanda doğru miktarda yemi almış olacak. Ve o yemin içerisinde de doğru mineralleri, doğru protein oranını, doğru yağı ve bir takım destek maddelerini de almış olacak. İşte o zaman o sırtına binen stres faktörleriyle baş edebilir. Çünkü bakın, eğer doğru yönetilmezse şöyle bir çalışma var. Amerika'da yapılmış bir çalışma bu. Bu 8000 süt ineği üzerinde yapılmış olmasından dolayı gerçekten değerli bir çalışma bana göre. Doğum sonrası birinci günde retensiyo dediğimiz plasentanın atılmaması %7.4, metritis %7.6, bu 11. güne kadar gidebiliyor postpartum. Ovaryum kisti 9.1 ve 97. günde de görülüyor. Hipokalsemi %1.6 birinci gün daha çok. Bunu biliyorsunuz, ketozis, abomazm, deplasmanı. Bunlar işte bu ikisi özellikle doğru beslenememenin problemleri. Ne dedik biz? Karaciğer eğer siz ona doğru enerji vermezseniz, doğru glikojen, doğru kalori vermezseniz o ne yapacaktır? Karaciğerden glikojeni parçalayarak veya karaciğerdeki yağları parçalayarak enerjiyi dengelemeye çalışacaktır. Eğer karaciğerde bir şey yoksa ne yapacak? Adipoz doku dediğimiz yağ dokusunu yıkımlayacak. Yağ dokusunu yıkımladığı zaman da ortaya bir takım keton cisimcikleri çıkacak dedik. Bir takım yağ asitleri ortaya çıkacak. Ve bu da ketozis dediğimiz bir tabloyu ortaya çıkaracağından dolayı problem. Benzer durum yine eğer rumene doğru dürüst yem florasını, rumen florasını doğru dürüst ayarlayacak şekilde beslemezseniz abomazm deplasmanda kapıdadır ve %6 oranında, bakın %4 oranında. Bu Amerika'da çok hassas sığırcılığın, süt sığırcılığının çok hassas dengeler üzerinde ve çok ihtimam gösterilerek, özen gösterilerek, her türlü şeyinin bilgisayarda takip edildiği, software yazılımlarla takip edildiği, kumanda panelleriyle inceden ince takip edildiği bir işletmelerde yapılan çalışmalarda bile bakın bu oranlar çok yüksek, %10 ve 59. güne kadar gidiyor ve mastitisin de mesela döl verimiyle çok bağlantılı olduğu, mastitisin artışıyla döl veriminin azaldığı süt çiftliklerinde anlaşılmıştır. Peki, şimdi bu çok önemli. Dedik ki negatif enerji dengesi
ve metabolik hastalıklar varsa siz hayvanı 40-50. günler arasında kızgınlığa getirip gebe bırakamazsınız. Çünkü yani süt sığırları bir kere o stresle baş edecek ki size de bir yavru verecek kadar gücü olsun, takati olsun ve vücudu ona müsaade etsin. Bünyesi, organizması ona müsaade etsin. İşte burada kaba yem ve yoğun yem dengesinde. Yani yonca, ot, kuru ot, saman. Samanı biz tabii hayvancılıktan çıkarmaya çalışıyoruz ama bu da doğuda bir gerçektir. Dolgu maddesi olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca samanın da çok da zararlı olmadığını, iyi bir selülozik dolgu maddesi olduğuna dair de çalışmalar vardır. Onu da ayrıca konuşuruz. Kaba yem, yoğun yem dediğimiz kesif yemdir. Yani fabrika yemdir. Bizim işte doğu bölgelerinde bunun adı kırmadır, kepektir, işte arpa kırmasıdır vesairedir. Ama artık fabrika yemleri dediğimiz kesif yemler, konsantre yemler daha çok kaloriyi veren bu yemlerdir. Bunlar daha çok dolgu maddesi olarak kullanılır. Bu dengenin mutlaka tutturulması lazım. Eğer bu denge birinin lehine olursa ve özellikle yoğun veya kesif yem yönlü olursa ne olur? Şöyle bir 3 saniye düşünelim. İçinizden cevaplarınızı verebilirsiniz. Evet. Bakalım ne olur? Asidozis olur. Yani peki asidozisin suni tohumlama stratejilerini artırıcı seminerde ne işi var? İşte asidozisle savaşan bir hayvanın tedavi edilse bile ancak kendini normale döndürmesi, iyileşmesi en az bir hafta 10 gün süreceği için bu size zaten doğru zamanda ne kızgınlık verebilir ne de doğru zamanda tohumlama yapmanıza olanak sağlayabilir ve dolayısıyla doğru zamanda hayvanı gebe bırakamazsınız. Evet, dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Bunu bir bütün olarak ele alacaksınız. Yani her şeyi, beslenmeyi, hayvanın bakımını, geçiş dönemini, hayvanı ikinci bir gebeliğe hazırlamayı, yani tohum ve tekrar gebe kalma aralığını optimum, uygun bir ortalamaya getirebilmeniz için bütün olayları bir bütün olarak düşüneceksiniz. Yukarıdan bakacaksınız meseleye ve kafanızda konu oturmuş olacak. Yani sadece bir parçasını düzeltmeye çalışırsanız bu hususu, bu döl verimi yönetimini ve suni tohumlamadan iyi bir başarı elde edilme hedefini yakalamanız mümkün değil. Peki burada grafiklerle kısa kısa, biraz grafikler sıkıcı ama ben mümkün mertebe karıştırmamaya, kafa karıştırmamaya ve yormamaya çalıştım ama kısa kısa geçiyorum. Peki geçiş döneminde nasıl bir beslenme stratejisi? Şimdi doğum öncesinde dedik ya, hayvanda rumenin büyümesi, papillaların, rumen papillalarının absorpsiyon yeteneğinin %40 kadar azalması hayvanda yem tüketimine karşı isteksizlik doğuruyor. Siz ona uymayacaksınız. Yem tüketimindeki azalmayı doğum yaklaştıkça, özellikle doğuma 30 gün kala yavaş yavaş bu yem tüketimindeki azalmayı azaltacaksınız. Bakın, azalmayı artırmayacaksınız. Yani siz de şöyle bu kırmızı çizgiyi şöyle getirmeyeceksiniz. Biraz daha hayvanı yem tüketimini yavaş yavaş artırmaya yönlendireceksiniz. Evet. Doğum sonrası da bunun tam tersinde. Yem tüketimini artırılmasını artıracaksınız. Yani ama bunu birdenbire yapmayacaksınız. Birdenbire yaparsanız ne olur? Yine asidozis veya rumen atonisi dediğimiz, rumen tembelliği dediğimiz veya rumen florasının bozulmasına bağlı gıdayı indigestiyon dediğimiz bir takım sindirim problemlerine yol açtığınız anda bu otomatik olarak karşınızda döl verimi kaybı olarak çıkar. Evet. Kondisyon skoru. Hep bunu vurguluyoruz arkadaşlar. Şöyle kaşeptik bir inek de istemiyoruz. Özellikle süt ineği için konuşuyorum. Et ineği için burada farklı, daha farklı oranlar, daha farklı skorlar zikrediliyor. Ve gördüğünüz gibi 1.5 da istemiyoruz.
5'te obez yani yağlı inek de istemiyoruz. Yaklaşık 2,5 ile 3,25 arasında bir skor istiyoruz. Yapılan çalışmalar bunun daha çok başarı ortaya koyduğunu, hatta embriyo kalitesinin bile embriyo transferlerinde in vivo embriyo elde edilmesinde embriyonun sayısının da artırılmasında bu kondisyon skorunun çok önemli olduğu vurgulanıyor. Çeşitli kondisyon skoru puanlamaları var. Bakın ülkemizde yalnız 5 puan üzerinden aynı ilkokuldaki karnemizde olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5 puanlaması yapılıyor. Bizim istediğimiz şu 3'tür. Evet, burada grafiklerimiz çok ve konu çok uzun. Ben bunu azaltarak kısaltarak gitmeye çalışıyorum. Ve bizim en önemli döl verimi kaybına neden olan problemlerimizin biri de ve en önemlisi de belki repeat breeder dediğimiz bir sendromdur. Bakın sendromu kırmızıyla yazmışım. Gördüğünüz gibi kırmızı renge dönüştürmüşüm. Neden sendrom diyoruz? Sendromun tanımına gidin bakın. Sendrom demek etiyolojisi karışık ve sadece bir iki tane bilinen sebebe değil, birçok sebebe bağlı olan bozukluklara, hastalıklara, problemlere biz sendrom diyoruz. Sindrom kelimesinden Türkçe'ye uyarlamaya çalışmışız. Repeat breeder da demek dönen inek demektir. Repeat breeder inek. Yani en az üç kere tohumlandığı ve doğal çiftleştirildiği halde hiçbir anormal belirtisi, hiçbir klinik problemi, akıntısı olmadığı halde, hiçbir sorunu olmadığı halde, dışarıdan bir klinik problemi olmadığı halde ve 21 günde bir kızgınlığa geldiği halde ne ovaryum kisti var, ne luteal kist var hayvanda, ne dış akıntısı, çarası var, her şeyi var, normal kızgınlık gösteriyor, hayvanın altı, ovanın altında duruyor, suni tohumlama yapılırken mutlaka folikül de buluyorsunuz, normal büyüklükteki bir folikül buluyorsunuz ama tohumluyorsunuz, üçüncü kez tohumladığınız halde gebe kalmış. 10 yaşına kadar olan hayvanlarda, hatta düvelerde de bunu görüyoruz. Genelde burada bazı çiftliklerde %5 oranında ama bazı çiftliklerde %32 oranında, yani üçte biri hayvanların, sürünün üçte biri. Burada da Michigan'da yapılan bir çalışmada bizim size benim seminerin başında, sunumun başında da söylediğim gibi önemli bir çalışmada da %24 oranında. Yani bu ne demektir? Her 4 inekten biri repeat breeder inek oluyor. Yani dönen inek, geri dönen inek tohumlandığı halde ve bu en çok da bu gebeliğin ertelenmesini ve gecikmesini ortaya çıkarıyor. Peki suni tohumlama sırasında repeat breeder'a neden olan gizli ve sinsi, dışarıdan görünmeyen problemlerden 3 tanesini söyleyelim desek ne söyleriz? Ben onu sizin için buldum, çıkardım. En birinci problem hafif dereceli subklinik endometritis. Bu uterus ortamının pH'sını ve temizliğini engellediğinden dolayı bir yerde bir yangısel ortam, yangı dolu bir ortam ortaya çıkardığı için, ama böyle belirgin bir yangı değil, yangı değil. İrinleşmiş, böyle aşırı akıntısı olan kataral, purulent bir akıntı yok, hiçbir şey yok. Elinizi attığınızda uterus da sapasağlam, ödemli değil. Uterusta herhangi bir kalınlaşma yok, uterusta bir sertleşme yok. Tonus da var, kasılma da var ama subklinik endometritis var. Bunu ancak neyle anlayabiliyorsunuz? Uterustan aldığınız biyopsiyle histolojik, histopatolojik bir şey yaparsanız, inceleme yaparsanız veya bazı testler var. White test gibi işte, veya swab alıp, cytobrush yapıp oradan bir takım ekimler, mikrobiyolojik kontroller, histopatolojik kontrolleri yaparsanız anlaşılıyor. Bir purulent endometritis gibi, bir akut endometritis gibi, bir kataral endometritis gibi kendini ortaya koymuyor. İşte size problem. Siz bunu asla anlayamıyorsunuz.
Ve geciken ovülasyonlar bu az olsa da problem. %3, %5 oranında. Ve gerçekten istediğimiz oranda progesteron kana verilmiş olmayışı. Yani yeterli büyüklükte korpus luteum, periyodik korpus luteumun oluşmaması. Yani bu periyodik korpus luteumun gebelik korpus luteumuna doğru bir şekilde dönüşmemesi ve bu da yetersiz progesteron olunca uterustaki embriyoyu besleyen uterus sütünün de yetersiz oluşmasına neden oluyor ve bu erken embriyonik ölme neden oluyor. Peki ne yapalım? Aslında bu konu çok geniş. Başka açılardan da anlatabilirdim. Beslenme stratejilerini daha çok derinleştirebilirdim. Ama ben orayı atladım. Size daha çok böyle hap gibi bilgiler vermek istiyorum. Sahaya dönük yapacağınız şeyler. Bunlar benim daha çok kendimin de yaptığı şeyler ve kendimin de teyit ettiği, denediği çalışmalar olduğu için bunlardan bahsetmek istiyorum. Astron tedavisi ve astron tedavisiyle yapılan bir takım kombinasyonlar, yani astron tedavisi değiştirilerek, modifiye edilerek yapılan denemeler var. Ve suni tohumlama anında veya sonrasında yapılan gene RH enjeksiyonlarımız var. Suni tohumlama sonrası yine progesteron uygulamaları. Bunu anlatıp bitirmeye çalışacağım. Astron tedavisi ilk defa 1935 yılında Alman klinisyenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Riedel ve Astrom adlı iki araştırıcı klinisyen tarafından gerçekleştirilmiştir. Şu yapılmıştır. Seyreltik tentüriyot, bildiğimiz seyreltik tentüriyotun %1'lik solüsyonu, konsantrasyonu suni tohumlama sonrası intrauterin olarak ineklere uygulanmıştır. Suni tohumlamadan 15 dakika, 12 saat ve 24 saat sonra yapılan tohumlamalardan iyi sonuçlar aldığı görülmüştür ve o günden itibaren bu astron tedavisi olarak geçer. Veteriner hekimler tarafından çok da bilinmez. Biz genelde bunu kendi fakültemizde anlatıyoruz ama anlatan hocalarımız da çoktur ama ben genelde astron tedavisi dediğimde bildiklerine dair meslektaşlarımızdan çok da tepki almadım. Dolayısıyla yine ben bunun yavaş yavaş bilinirliğini arttığını da görüyorum. Ve astron tedavisini neden yapıyoruz? Şunun için yapıyoruz. Sonuçta suni tohumlama bir maliyet isteyen bir iştir. Buradan arabanıza biniyorsunuz, gidiyorsunuz sahaya, tohumlama yapacaksınız. Ama hayvanın da 3 kez geri döndüğünü söylüyor anamnezde. Ve çaraya baktığınızda da çara berrak ama arada böyle pirinç tanesi gibi bir takım beyaz partiküller de sizi şüphelendirdi. İşte bu hafif karakterli subklinik endometritisin en önemli belirtilerinden biridir. Genelde klinik belirti vermez ama kazara, şans eseri bazen koloidal çara akıntısı, berrak bir çara akıntısı var ama içinde küçücük pirinç tanesi gibi, peynir parçası gibi partiküller var. Bu size mutlaka subklinik endometritis olabileceği kuşkusunu vermesi gerekir. Ve bu yapılan çalışmalardan da anlaşılmıştır ki hemen çoğu literatürde bundan bahsediliyor. Ve bu repeat breeder'lı ineklerin neredeyse %40 civarındaki bir bölümünde subklinik endometritis sıkıntısı var. Yani gizli, sinsi, hafif karakterli, gözle görülmeyen ve bizi yanıltan bir subklinik endometritis olgusuyla karşılaşıyoruz. Neredeyse ineklerin yarısına yakın, repeat breeder'lı olanlar özellikle. Ve buna yönelik, o yüzden ben hemen astron tedavisi dedim. Suni tohumlama başarısını artırmak için. Ve birkaç tane astron seçeneği size sunacağım. Bu kendimin de yaptığı çalışmalar sahada. Genelde suni tohumlamadan yarım saat sonra verdim ben. Antibiyotik ve rifaksimin denemeleri yaptım. Antibiyotiklerden gentamisin ve rifaksimin denemeleri yaptım. Ve bazı çalışmalarda da HCG uyguladım ama başka literatürlerde de tohumlama anında veya 6 saat önce gene RH enjeksiyonunun özellikle geciken ovülasyonları önlediğine dair ve gebelik oranlarını nispeten artırdığına dair çalışmalar vardır ve öneririm ben de. Evet, yaptığımız bir çalışma örneğin
Bu doğal kızgınlıkta yapılan, daha çok suni tonlama değil de doğal çiftleşme ile yapılan bir çalışma bu. Rifaksimin uyguladık. Bu köpük tarzında sprey şeklindeydi. Her iki kornuya da eşit şekilde dağılımı sağlıyorduk. Ve kornuları şiriyordu verdiğiniz zaman. Köpük tarzında bir uygulama olduğu için içerisinde rifaksimin vardı. Bu preparatın ve geri dönmeyenlerin oranı %75, bunun doğum oranı %60 civarında. Glügol biraz daha irite edici bir materyal. %71 oksitetrasiklin çok içerisinde hidroklorik asit olduğu için uterus irite etti çok fazla ve gördüğünüz gibi düşük ve kontrol grubunda %60 bir oran yakaladık burada ve rifaksiminin çok iyi çalıştığını gördük tohumlama sonrası. Evet, yine bu şeyi artırmak için, gebelik oranlarını artırmak için bir çalışma daha yaptık. Karazolul denilen bir uterus tonusunu artırıcı bir madde verdik tohumlama sonrası Genera ile birlikte. Ama bunun da başarılı olmadığını gördük. Yani şunu da gördük, spermatozoiti zamanından önce de ovidukta göndermenin bir faydası yok. Mesela bu iyi bir çalışma olmadı. Bunu da mesela size fikir olsun diye sunuyorum. Yine Genera ile yapılan bir çalışmada, üniversitemizde yapılan, yani tohumlamayı yapıyoruz ama döllenme de oluyor ovidukta. Ama bu embriyoya dönüşüp uterusa gelip yapışmaya başladığında ölüm gerçekleşiyor. Bunu nasıl önleyebiliriz? Hani başlangıçta dedim ya, progesteron yetersizliği de suni tohumlama başarısını düşürüyor ve gebelik oranını düşürüyor. Bunun nedeni progesteron yetersizliği dedik. Embriyonik ölümü önlemede progesteron önemli dedik. Beşinci günde lesirelin uygulanıyor ve progesteron olan oranlarının yükseldiği ve bunun da gebeliğe olumlu yansıdığı bizim üniversitedeki hocamız Cihan Bey tarafından yapılmış. Ama başka bir çalışmada bakıyorsunuz, Japonya'da 2018'de yapılmış. Suni tohumlamadan 12. ve 19. günlerde progesteron uygulanmış hayvana. Ama bunun da bir faydası olmamış. Yani faydası olan çalışmalar da var, olmayan da var. Ama fayda olduğu kesin. Yani eğer siz progesteron yetersiz eminseniz, kanda progesteron oranını ölçmüşseniz ve o ölçüm üzerinden progesteron oranlarını artırıcı suni tohumlama sonrası uygulama yapmışsanız oranlar, gebelik oranları yükselebilir. Ama zaten başka bir problem vardır. Siz progesteronu yükselterek çözmeye çalışıyorsunuz. Bu sonuç vermeyebilir. Yine bizim yaptığımız bir çalışma, piritle yaptık. 12 gün pirit uygulaması yaparak. Onu çeşitli preparatlarla kombine ettik. Mesela sadece pirit kullandık ve suni tohumlama yaptık. Piriti çektikten sonra geri dönenlerin oranına baktık. %37,5. Ama piritle birlikte piriti çekmeden 2 gün önce prostaglandin yaptık ve suni tohumlama yaptık. Düşük. Östrus iyi ama gebelik oranı düşük. Ama bakın, pirit yaptık, suni çektik, suni tohumlama yaptık ama progesteron yapmadık. Pardon, prostaglandin yapmadık. Ve tohumlama sonrası gentamisin verdik. Yani astrom tedavisi uyguladık. Ve 28. Ama hepsini yaparsak, yani hem pirit yaptık, programladık, sinkronize ettik inekleri. Yani eş zamanlı kızgınlığa getirdik. Piriti pardon, şey azalıyoruz. Pil. Onu bakmam lazım. Evet. Gördüğünüz gibi ama hem pirit hem prostaglandin hem gentamisin uyguladığımız, yani tohumlama sonrası astrom uyguladığımız grupta %60. Yani ne kadar uygulamayı kombine hale getirirseniz, delikleri ne kadar kapatırsanız, eksikleri o kadar gebelik oranı artıyor. Evet, peki bir çalışma daha yaptık. Niye? Karvakrol kullandık astromda. Son zamanlarda yaptığımız bir çalışma bu. Bunu niye yaptık? Bu bitkisel bir preparat.
Uteroflaş diye bir preparat ama Türkiye'de yok. İçerisinde karvakrol var. Yani bir yerde kekik suyu gibi bir şey bu. Bunu da aynı şekilde hayvanı progesteronla yani piritle sinkronize ettik. Eş zamanlı kızgınlığa getirdik. Ve tohumlanmadan 30 dakika sonra karvakrol uyguladık bir gruba. Bir gruba Rüligol, diğer gruba hiçbir şey yapmadık. Ve karvakrol grubunun %70 oranında bir geri dönme oranı, dönmeme oranı, pardon geri dönme diyorum, non-return rate, geri dönmeme oranı verdiğini gördük. Bu çalışma da önemli. Neden önemli? Çünkü biliyorsunuz antibiyotik son zamanlarda pek hoş karşılanmayan bir preparat, bir ilaç. Çünkü antibiyotiğe direnç kazanıyoruz ve antibiyotiğin ayrıca vücutta yaptığı bir takım zararlar da var. Hele etini, sütünü tükettiğimiz hayvanlarda bu daha büyük problemler yaratıyor. İnsan sağlığı üzerinde çok olumsuz etkileri yaratıyor. Hayvanı da dirençli kılıyor. Düzgün de kullanılmadığı zaman. Onun yerine bitkisel alternatifler düşünmeye başladı dünya. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Ve bu karvakroldan da iyi sonuçlar elde ettik. Evet, gebelik oranında bakın o non-return rate yani geri dönmeyenlerin oranıydı. Gebelik oranında %67.30 çıkmış. Ve burada karvakrolun içeriği de var. Evet, şöyle bir araştırma, diğer araştırmalara da göz atacak olursak, göründüğü gibi progesteron ve prostaglandin kombinasyonuyla sinkronizasyon ve hayvanlar bir yerden bir yere naklediliyorlar, strese tabi tutuluyorlar ve sulü tohumlamadan sonra 14. günde flunixin meglumin uyguluyorlar. Yani bu bildiğimiz finadin veya fluvil gibi, flumet gibi içerisinde non-steroid anti-enflamatuar bulunan bir ajan uyguluyorlar. Ve bu prostaglandin salınımını inhibe ettiği için ne yapıyor? Progesteron oranını da düşürmüyor. Düşürmediği için de bakın gebelik oranı yüksek. Bu da bir çalışma. Yine bu 5. gün ve 13. gün pirit konularak sulü tohumlama sonrası %75-78 gebelik elde ediliyor. Dedik ya progesteron azlığına bağlı olarak gebelik oranları sulü tohumlamadan sonra düşüyor. İşte onu engellemek için sulü tohumlama sonrası 5. ve 13. gün pirit uyguluyorlar. Görüldüğü gibi gebelik sonuçları iyi. Yine burada bakın %58 bir gebelik sonucu var. Yine 5. gün cedar ve 10. gün uygulanıyor. Ve 45. gün rektal palpasyonlar kontrol yapılıyor. %58 gebelik ama cedar konulmayan grupta çok düşük bir gebelik. Bu da ilginç. Yani böyle çalışmalar da var. Genelde çok çalışma var. Progesteron oranı artırılarak yapılan çalışmalar var ama olumsuz sonuçlar da elde edilen çalışmalar var. Onun altında işte beslenmeyi aramamız lazım. Çünkü beslenme iyi değilse, beslenme stratejisini iyi uygulamamışsak sadece progesteron uygulayarak tohumlama sonrası yeterli gebelik sonuçları elde edemeyebiliriz. Sonuç olarak şunu diyebiliriz. Bu geniş bir konu. Daha fazla konuşulabilir. Bu bu seminerin ikinci bölümünü daha sonra da yapabiliriz. Çünkü daha değişik açılardan da meseleye yaklaşmamız gerekir. Ben sadece işi repeat breeder ve subklinik endometritis açısından ele aldım. Ve ona ilişkin çözüm stratejileri size sunmaya çalıştım ve beslenmeye vurgu yaptım. Dolayısıyla doğru zamanda doğru bir yöntemle geçiş döneminde iyi bir beslenme, 100 günlük taahhütü yerine getirme, hastalıklarla mücadele, özellikle postpartum dönemde ortaya çıkan ketozis, asidozis, hipokalsemi, mastitis, retensiyoya bağlı onun devamındaki problemler, involüsyon gecikmesi gibi problemlerle mücadele etmeniz gerekiyor. Ve yine sulü tohumlamanın baş ağrısını artırıcı uygulamalar yapmanız gerekiyor ama hayvanın kondisyonu iyiyse tabii. Yani mutlaka 2,5 ile 3,25 arasındaysa ve iyi bakım beslenme yapılıyorsa yani management dediğimiz hayvanın sevk ve idaresi, sürü yönetimi ile birlikte iyi bir döl verimi yönetimi yapılıyorsa ve hekimimiz donanımlı, bilgili ve her geçen gün kendini geliştirebilen bir konseptte ise, bir vizyonda ise
optimum döl verimi ve suni tohumlamada iyi bir başarı elde edebiliriz diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Bir sonraki seminerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz hocam. Sorulara geçmeden önce dilerseniz ekran paylaşımınızı kapatabilirsiniz. Tamam. Ne kadar süre oldu? Bir saat olmuş. Hocam başlayalım isterseniz. Ercan Ödül, Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası üzerinde çok emeği olan eski başkanlarımızdan Yavuz hocamıza selamlar demiş. Teşekkür ederim Ercan Bey'e. Ben de Ercan Bey'e buradan teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar yapıyoruz, görüyoruz, izliyoruz kendisini. Hakikaten bu etkinliklerde de ciddi katkısı olduğunu biliyoruz. Ben de kendisine buradan selam gönderiyorum ve ona da başarılar ve sağlıklı günler diliyorum. Ve kendisinin bir sorusu var hocam. Tabii buyursun. Cushing ve Olsing protokolleri kıyaslandığında hangi protokolün suni tohumlama başarısı için daha etkili olduğunu söyleyebilirsiniz demiş. Evet, o Olsing tabii ki Cushing'den farkı ne? Olsing biliyorsunuz aynı zamanda hem suni tohumlama ile birlikte gene rahayı yapıyorsunuz. Offsink'te biraz daha aralıklı oluyor. İşte bu tamamen o andaki hayvanların genel durumuna bağlı olarak çok önemli. Eğer ovülasyon gecikmeleri varsa sürüde ki bu %5 civarındadır. Çok fazla değil. Bazı yayınlarda %3, bazen %15 deniyor. İşte orada eğer iyi bir hormonal denge yoksa iyi bir hormonal besleme, iyi bir besleme ve hormonal yeterlilik oluşturulamamışsa o zaman ne oluyor? Bu sefer gene raha salınımında ve buna bağlı olarak LH pulsasyonunda düşüklükler olduğu için böyle bir sürüde, böyle bir profilli bir sürüde coasting önerilir. Ama öbür türlü her şeyin yolunda olduğu, ovülasyon gecikmelerinin oransal olarak çok fazla olmadığı sürülerde offsing yapılabilir. Teşekkür ediyoruz hocam. Elif Kalyoncu sormuş. Hocam, non-siklik hayvanlarda ovülasyon senkronizasyonu için hangi protokolü uygulamalıyız demiş. Non-siklik olanlarda değil mi? Evet hocam. Non-siklik demek yani şu demektir. Ovaryumun aktivitesinin olmadığı yani inaktif ovaryum bulunan anöstrus gösteren ineklerde biliyorsunuz anöstrus istenmeyen bir durumdur. Çünkü fizyolojik olarak kabul edilmez gebe değilse. Böyle durumlarda mutlaka işin içerisine progesteron girmelidir. Yani şöyle diyelim, gene raha yapılmadan evvel mutlaka bir 3-5 günlük, 6 günlük, 7 günlük bunun protokolleri var. En az onlarca protokolü var. 7 günü var, 8 günü var, 9 günü var. Ben şu iyidir diyemem. Onların sonuçları var. Her geçen gün denemeler yapılıyor. Başına mutlaka progesteron uygulaması konulması lazım. Ondan sonra gene raha, ondan sonra prostaglandin ve ondan sonra işte ya Olsing ya Coasting yaparsınız. Ondan sonra suni tohumlama. Yani burada özellikle eğer hayvanda siklisite yoksa yani döngüsel bir biçim yoksa bir tarz yoksa hayvanda mutlaka işin içerisine progestagenin girmesini tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Berre Sağlam sormuş. Subklinik endometritise bağları pit breeders'lı ineklerde hangi antibiyotik tercih edilmelidir demiş. Bana göre antibiyotikten uzaklaşılmalıdır. Biz bazı çalışmalar yaptık. Güzel sonuçlar da elde ettik. Ama benim yaptığım çalışmalarda gentamisin ve rifaksiminin daha başarılı olduğunu gördüm. Ama bunun yanında bu endoflaksasin grubu antibiyotiklerin ve bir takım sinerjik etkili çalışan, kombine etkili çalışan, birlikte çalışan antibiyotiklerin de ben
Teknik bir arıza oluştu sanırım. Hemen hocamızı yayın alacağız. Değerli katılımcılar, teknik arızadan dolayı hepinizden özür diliyoruz. 5 dakika içerisinde hocamız tekrardan yayına bağlanacaktır.
Evet arkadaşlar, merhabalar tekrar. Ben Merhabalar hocam. şeyden bağlandım, başka bir noktadan. Herhalde modemde bir ısınma oldu anladığım kadarıyla. Evet hocam. Sürekli açık kalıyor gün boyu çünkü. Evet, şimdi şey yapabiliriz, devam edebiliriz. Sıradaki sorudan devam ediyorum hocam o evet, zaman. Evet, tamam. Melih Tolga sormuş, ovaryum kistlerinin sağaltımında GnRH'nın etkisi ve rolü nedir demiş. Tabii ki vardır. Özellikle ovaryum foliküler kist ise, ovaryum kisti, bunda mutlaka LH salınımını etkileyerek LH pikini yakalamamızı sağlayan GnRH aplikasyonları, enjeksiyonları yapılabilir. Ama bazen inatçı foliküler kistler vardır. Ona GnRH bir şey yapamaz. Özellikle kistin duvarı kalınlaşmıştır, büyümüştür. Onun bazen direkt kist içerisinde intrakist olarak HCG aplikasyonlarının yapılması gerekir. Yani LH etkili enjeksiyonların yapılması gerekir. Veya GnRH enjeksiyonlarının biraz daha tekrarlanması belli aralıklarla gereklidir. Teşekkür ediyoruz hocam. Ayça Azimli sormuş. Senkronizasyon programlarına E vitamini ve beta karoteni takviyesinin suni tohumlamadaki önemi nedir demiş. Tabii ki şimdi E vitamini ve selenyumla yapılan bir çalışma var mesela. En son 2020 yılında bir ülkede yapılmış. Sürü bazında uygulanmış. Mesela görüyoruz E vitamini ve selenyum ikisi sinerjik çalışıyor. Ama beta karotenle A vitamini daha iyi çalışır. Pardon, fosfor daha iyi çalışır. Bana göre selenyumla beta karotenin daha kötü olduğunu söyleyemem. Mutlaka faydası olacaktır. Ama sinerjik çalışan vitamin ve mineraller vardır. Mesela selenyumla E vitamini daha iyi çalışır. Ama beta karotenle fosfor daha iyi çalışır. Bana göre. Öyle diyelim. Yani beta karotenle fosfor daha iyi çalışır ve gebelik oranları üzerinde mutlaka etkisi olur. Çünkü neden? Zaten selenyum ve E vitamini antisterilite minerali ve vitaminidir. Yani döl verimi vitaminidir. Bunlar daha çok epitel dokuyu olumlu şekilde etkileyerek hem ovaryumda hem uterustaki epitel doku gelişimini, yani epiteliogenezisi indükleyerek, tetikleyerek, ona katkıda bulunarak döl veriminin artmasına tabii ki destek oluyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Kemal Şahin sormuş, suni tohumlama indeksini optimum değerler arasında tutmak için neler yapabiliriz demiş. İşte o suni tohumlama indeksi genelde 1.65 olmalıdır. Yani bizim bir hayvanı gebe bırakmak için yapacağımız tohumlama sayısı ortalama 1.65 olmalıdır. Bu arttıkça bizim başarımız da düşüyor demektir, giderimiz de artıyor demektir. Onu işte doğru tutmanın yolunu zaten ben anlattım. Doğru beslenme stratejisi, özellikle doğum ve tekrar gebe kalma aralığını kısaltmak için, ki hayvanımız 80 ve 90. güne geldiğinde postpartum, yani doğduktan sonra 85. 90. güne geldiği zaman mutlaka gebe olmuş olmalıdır. Tabii süt verimi yükseldikçe bu aralık artıyor. Mesela süt verimi diyelim ki 4000 kilogram veya 5000 kilogram olan bir laktasyonda bir süt ineğinin 12 ayda bir buzağı vermesini beklememiz doğaldır. Yani 1.50-1.60'da indekste vermesi ama doğaldır. Ama diyelim 60 kilo 70 kiloya kadar süt veren şampiyon sığırlar var. Şimdi bunlar 13 ay 13,5 aya kadar gecikebilirler. Yani bunlarda suni tohumlama indeksi biraz daha artabilir. Yani daha fazla emek sarf edebiliriz. Daha fazla tohumlama sayısını artırabiliriz bunları gebe bırakmak için. Ama dediğim gibi normal şartlar altında, normal kilogramda süt veren süt inekleri için, bizim bildiğimiz nominal optimum süt inekleri için 45-50. günde hayvan kızgınlığa gelecek, tohumlayacağız ve 85. 90. günde gebelik muayenesi yaptığımızda gebe diyeceğiz bunlara. Bu normal suni tohumlama indeksinin tutturulmasını sağlar. Ama bunu da bizim sağlayabilmemiz için bir, geçiş döneminde o saydığım, seminerin başında saydığım geçiş döneminde ineği doğru besleyeceğiz. 100 günlük taahhüte mutlaka uyacağız. Yani doğum öncesi 30 gün,
doğum sonrası 70 gün ve özellikle doğum öncesi 3 hafta, doğum sonrası 3 haftalık aralıkta da çok daha iyi bir beslenme stratejisi uygulayacağız. Doğum yaklaştıkça yem tüketiminin azalmasını azaltacağız. Doğumdan sonra laktasyon pikine kadar yem tüketimini yavaş yavaş artıracağız. Eğer kaba yem ve kesif yem dengesini doğru tutturamazsak, yani doğumdan önce az kalori, az yem ama gittikçe doğuma yaklaştıkça kaloriyi artırıp yemi de artıracak şekilde, doğumdan sonra da bunu daha da artıracak ama yavaş yavaş artıracak şekilde götürürsek, işte suni tohumlama endeksini bence tutturabiliriz. Yani Kemal Şahin arkadaşımıza verilecek net ve son sonuç cevabı şudur: doğru beslenme geçiş döneminde ve doğru kondisyon skorunda tutma hayvan. Eğer bunu yapabilirsek doğru suni tohumlama endeksini yakalamış oluruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Orion sormuş, Preet uygulaması sonrası gözlenen vaginitisin sebebi nedir? Tedavide neler uygulanmalıdır demiş. Evet, bu da güzel bir şey. Şimdi normal, şimdi Preet güzel bir soru, güzel bir şey demeyelim de yanlış oldu. Şey kelimesini çok kullanmamamız gerekir. Toplum olarak en çok kullandığımız iki kelime varmış. Bir yani, bir de şey. Bu hoş bir durum değil. Bu kelime dağarcığımızı körelten bir şey. Bundan bir şey, bir durum diyelim. Ve bunu mümkün mertebe şey kelimesini az kullanırsak anlatımda daha iyi olur. Biz de öyle demeyelim. Güzel bir soru diyelim. Arkadaşımızın sorduğu soru. Preet nedir? Sonuçta spiral bir silikondan yapılmış bir aparattır. Vajinaya yerleştirilir. Yerleştirildiği zaman ister istemez orada 12 gün kaldığında orada fiziksel ve mekanik olarak bir iritasyon yaptığı için Preet'i çektiğinizde bir akıntı olur, bir vajinit tablosu olur. Bunun için hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur yani. Herhangi bir şey. Sadece uygularken steriliteye, hijyene dikkat ederseniz bu insidansı, bu oranı, vajinit oranını azaltırsınız. Kendiliğinden geçer. Teşekkür ediyoruz hocam. Hatta gebelik üzerinde de olumsuz etkileri yoktur. Teşekkür ediyoruz. Halil İbrahim Karabağ sormuş. Olsing protokolünün laktasyondaki ineklerde düvelerden daha etkili olmasının sebebi nedir demiş. Evet, şimdi evet, o da güzel. Onun sebebi şudur. Şimdi bu foliküler dalgayla alakalı bir şey. Özellikle biliyorsunuz foliküler dalganın oluşabilmesi için, iyi bir foliküler dalga oluşabilmesi için iyi bir siklik ovaryum, döngüsel bir ovaryum gerekli ve progesteron oranının da yeterli olması gerekir. Yani hayvanın kanında ve korpus sütomun iyi olgunlaşması ve iyi oranda, iyi seviyede progesteron salması gerekli. Şimdi düvelerde bu daha düşük. Düvelerde özellikle hele ilk kızgınlıklar daha zayıf geçer bu nedenle. Düveler daha ilk kızgınlığa girdiğinde ve bu progesteron düşüklüğünün olması da beraberinde zayıf bir foliküler dalga meydana getirdiği için Ofsing normal doğumunu yapmış, ovaryumları daha iyi oturmuş, olgunlaşmış ineklerde daha iyi korpus sütüom, daha verimli, daha güçlü korpus sütüom ortaya çıkarıyor ve daha iyi progesteron salınımına neden olduğu için foliküler dalga daha iyi gelişiyor. Öyle olunca da tabii ki Ofsing protokolü bu foliküler dalgayı düzenleyen bir protokoldür zaten. Normal bir sınırlı, belli bir kısa sınırlı bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirdiği için daha başarılı olur. Teşekkür ediyoruz hocam. Özkan Soylu sormuş, senkronizasyon amacıyla kullanılan progesteron uygulamalarında kulak deri altı implantı mı, intravaginal preparatlar mı daha etkilidir, hangisini önerirsiniz demiş. Yani şu ana kadar işte bir CEDAR dediğimiz preparatlar kullanılıyor implant olarak. Yine intravaginal olarak Preet koyunlarda sünger uygulanıyor veya CEDAR da uygulanabilir implantın dışında özel böyle T şeklinde. Bununla ilgili öyle bir şu daha iyi diye bir şey yok. Yani bu uygulansa daha iyi olur diye bir literatür yok gebelik oranları açısından. Öyle olsa o zaman implantların
kullanılması piyasada mümkün olmayabilirdi diye düşünüyorum. Sadece bunu uygularken dikkat etmemiz gereken noktalarda, yani iyi çalışmamız gerekiyor. Temiz çalışmamız, hijyenik çalışmamız gerekiyor. Eğer hayvanı strese sokacak davranışlar ortaya koyarsak başarıyı düşüren odur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ama ben yaptığım çalışmada pirit, daha çok pirit çalıştım ben. İntravajinal uygulamaları yaptım. Sadece vajinitis komplikasyonunun dışında herhangi bir problemle karşılaşmadım. Teşekkür ediyoruz hocam. Ali Gökhan Geçit sormuş. Postpartum süreçte yüksek süt verimli ineklerde negatif enerji dengesine bağlı olarak şekillenen subfertilite de neler yapmalıyız demiş. Evet, bu da güzel. Zaten biz bunun için anlattık bunu. Negatif enerji dengesi, balansı niye oluşuyor? Siz eğer hayvanı doğumdan önce doğru bir strateji ile beslemezseniz, yani doğum yaklaştıkça, yani ne yapıyorduk? Hayvanı kuruya alıyorduk doğuma 2 ay kala, değil mi? Kuruya aldıktan sonra, yani memeye tüp vererek sağımı durduruyorduk ve yavaş yavaş fötüsün büyümesine bağlı olarak yem tüketiminde azalma oluyordu. Yani çünkü hayvanda iştahsızlık meydana geliyor. Çünkü fötüs dolduruyor rumenin birçok, epey bir bölümüne baskı yapıyor ve rumen papillalarında ne oluyor? Absorpsiyon azalıyor. Absorpsiyon azaldığı zaman hayvanın da o dönemde aşırı beslenmemesi lazım. Yani çok aşırı böyle hem kalori açısından hem kesif yem açısından yüklenilmemesi lazım. %55-60 kaba yem, %40 oranında kesif yemle beslenmesi gerekir. Çünkü eğer biz doğuma 2 ay kala hayvanı ciddi bir kaloriye tabi tutarsak, ciddi bir enerji yüklemesine tabi tutarsak, bu sefer doğumdan sonra karşımıza nasıl bir hayvan çıkar? Obez bir hayvan çıkar. Yani subfertilite dediği nedir? Normal fertilitenin altındaki hayvan demektir. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bunun için bir kere 2 ay kala doğuma biz kesif yemi düşüreceğiz, kaba yemi artıracağız. %40'larda, 45'lerde tutacağız. Ama doğuma 20 gün kala, 30 gün kala, hani o taahhüt dedik ya, 30+70, o doğuma yaklaştıkça işte ne yapacağız? Yavaş yavaş bu sefer kaba yemi düşürüp kesif yemi artırmaya başlayacağız yavaş yavaş. Kaba yemi düşür, kesif yemi artır. O grafikte gösterdim zaten. Ve doğum geldiğinde kaba yem ve kesif yem dengesi mutlaka oluşacak. Ama doğumdan sonra bu sefer kesif yemi kaba yeme göre daha da artıracağız. Çünkü niye? Laktasyon var. Artık hayvan doğum yaptı, yavru suları kaybetti ve büyük bir torba büyüklüğündeki uterusu bir yumruk büyüklüğüne kadar getirecek ve involüsyon gerçekleşecek. Epitelyal rejenerasyon gerçekleşecek. Ovaryum tekrar aktivitesine kavuşacak ve hayvan siklik hale gelecek. Yani döngüsel bir hale gelecek. Ovaryum aktivitesi, etkinliği, faaliyeti başlayacak. Ve bunun için ne yapmamız gerekir? Yavaş yavaş kesif yem oranını %45'lerden 50'lere, hatta 55'lere kadar kaba yemi 50'nin altına düşürerek, böyle hem laktasyonun pik yaptığı zamanda da bunu artırarak hayvanın hem iyi süt vermesini, hem ovaryumunu geliştirmesini, hem uterusunu gelecek olan sonraki embriyoya güzel bir ortamda, yani elverişli bir ortamda, kontaminasyondan uzak, mikrobiyal ortamdan uzak, doğru pH ile hazırlaması gerekir. Yani bir mezar değil de embriyoya bir beşik hazırlaması gerekir. İşte bu ancak bu geçiş dönemindeki doğru stratejiyle olur. Arkadaşımızın sorusu bu anlamda çok önemli. Zaten işin kilit noktası bu. En anahtar noktası bu ve doğru kondisyon skorunda olacak. Yani kurudan sonra iyi besleyeceğiz ki hayvan doğumdan sonra obez olmasın, ama kötü de beslemeyeceğiz. Negatif enerji balansı oluşmayacak. Yani negatif enerji balansı ne demektir? İneğin vücudunda doğru kalori rezervi olacak. Karaciğerinde yeterli oranda glikojen olacak, onu parçalayacak, enerji üretecek. Ama olmazsa ne olacak? Karaciğer yağlanması vardır ya da vücutta adipoz doku vardır, yani yağ dokusu vardır, onu parçalayacak. Parçaladığı zaman ne olacak? Kaşeksiye gidecek. O parçalanan
Dokudan da ortaya zararlı yağ asitleri çıkacak. Ketozis olacak vesaire. Böyle olunca da ne olacak? Negatif enerji dengesi dediğimiz olgu ortaya çıktığından dolayı subfertilite, yani fertilite düşüklüğü meydana gelecek. Dolayısıyla bu negatif enerji dengesi çok önemli. Bunu ortaya çıkarmamak için, yani normal optimum enerji dengesini yaratmak için, o enerji dengesine, normal enerji dengesine ulaşmak için hayvanı doğumdan önce ve doğumdan sonra geçiş dönemlerinde doğru stratejiyle beslemeliyiz. Doğru kaloriyi doğru zamanda vermeliyiz. Teşekkür ediyoruz hocam. Örsan Karaçöp sormuş. Suni tohumlama öncesi veya esnasında GnRH kullanımının erken embriyonik ölüme neden olma riski nedir demiş. Öyle bir risk yoktur. En azından ben yaptığım literatür taramalarda ve kendimin yaptığım çalışmalarda öyle bir durumla karşılaşmadım. Çünkü suni tohumlama anında ve suni tohumlama sonrasında, suni tohumlamadan 6 saat sonra veya suni tohumlama sırasında, bazen öncesinde de yapılabilir. Bunun yapılma nedeni sürülerde görülen ovülasyon gecikmesidir. Bu da %5 ile %10 arasındadır. Hatta bazı kaynaklarda %2-3 deniyor. Çok yüksek değil. Bu ovülasyon gecikmelerini ortadan kaldırmaktır. Bunun için de GnRH'yı yaptığımızda ne olur? LH salınımını tetiklemiş oluruz. LH salınımı da LH pikini, yani ortaya çıkarmış oluruz. Bu da oluşmakta olan bir antral folikülü, yani graf ve dominant folikülü patlatır ve doğru zamanda ovülasyon meydana gelmesine, yumurtlama dediğimiz olgunun meydana gelmesine neden olur. Ve böylece biz de doğru zamanda, doğru şekilde oositle spermi buluşturmuş oluruz. Bir amacı odur. Ama şöyle olabilir erken embriyonik ölüm. Eğer stresli bir enjeksiyon yapmışsanız hayvana, huysuzluk yapmışsa, o sırada oluşabilecek bir problem embriyonik ölüm yapmaz da şunu yapar. Spermatozoitin ovidukta ulaşmasını geciktirir. Çünkü neden? Oksitosin sayesinde, yani hem östrojen oluşması o sırada kızgınlıkta, hem de oksitosin salınımıyla miyometriyal kasılmalar oluyor ve o miyometriyal kasılmalar sayesinde spermatozoit ovidukta ulaşıyor. İşte onu engellediğiniz için, acıyla adrenalin arttırdığınız için, adrenalin de oksitosin salınımını bastırdığı için, belki o anlamda eğer acılı bir enjeksiyon yapmışsanız problem yaratabilir. Onun dışında GnRH'nın embriyonik ölüme neden olması diye bir şey olamaz. Tam tersine GnRH'nın bir faydası vardır. Teşekkür ediyoruz hocam. Sorularımız gelmeye devam ediyor sosyal medyadan. Ama ben sizi daha fazla yormak istemiyorum. Yok, yine eğer zamanımız varsa soru alabiliriz. Varsa tabii. Yani soru alabiliriz. Daha bir 10 dakika daha alabiliriz. Ben yorulmam. Bir soru daha alalım hocam o zaman. Sorular yormaz ben. Tam çok tersi. Da süremizi aşmayalım. Tamam. Tabii bir soru daha alalım hocam. Tamam. Begüm Çatalkaya sormuş. Östrus takibi için kullanılan GPS takip sistemleri nelerdir? Bahsedebilir misiniz demiş. Evet, şimdi bu güzel, bu da güzel bir soru. Şimdi bu konuda her geçen gün gerçekten çok ilginç teknik yöntemler ortaya çıkıyor. Çünkü zaten doğru bir suni tohumlama zamanı, uygun bir suni tohumlama, en uygun suni tohumlama zamanı, suni tohumlama başarısını artıran, belki de beslenmeden sonra en önemli konulardan biridir. Sabit zamanla suni tohumlama programlarının yapılması, off-sync programlarının yapılması, ovülasyonun sinkronize edilmesinin zaten en önemli nedeni de budur. Ama bazı östrus, teknik östrus tespit yöntemleri son zamanlarda özellikle bilgisayar adaptasyonlu olarak geliştiriliyor. Bunun için sensörik sistemler kullanılıyor. Sensör. Yani hayvana bazı çipler yerleştiriliyor. Kuyruk üzerine konulan yamalar veya bir şekilde vücudun herhangi bir yerine
monte edilen bir takım sensörler, pardon, vericiler yerleştiriliyor. Bu hayvandaki, hayvanın vücudundaki metabolik değişimleri, ısıyı, yani termal gelişimi, ısıyı, vücut ısısını ve bir takım yine metabolik değişimleri kızgınlık sırasında bilgisayarların veya uyduların alıcılarına gönderiyor. Receiver'ların alıcılarına gönderiyor. O GPRS'le oluyor dediği gibi. Özellikle o GPRS uydudan alıyor onu ve onu bilgisayarın monitörüne, software dediğimiz uygulama var, yazılım var. O yazılımla o uygulamadan onu görüyorsun ve hangi hayvanın kızgınlığa geldiğini anlayabiliyorsun. Bunun için çok çeşitli uygulamalar geliştirilmiş, hayvanlara adapte edilen uygulamalar. Bunların isimleri var piyasada, markaları da var. Yurt dışında bu satılıyor. Ülkemizde de var mı yok mu tam bilmiyorum, açık konuşmak lazımsa. Ama böyle software üzerinden, yazılım üzerinden hayvana yerleştirilen çip sistemleri veya sensörik sistemleri alan receiver'lar ve bunun bilgisayardaki uygulamadan görebileceğiniz şekilde ayarlanmış sistemler var. Ve bu da öz tulusların teyit edilmesi, konfirme pekiştirilmesi anlamında çok önemli. Genelde bu sistemlerle gözlem sistemlerini birleştiriyorlar. Sadece bu sistem üzerinden de suyu tanımlama yapmıyorlar. Mutlaka gözlemlemeye de bakıyorlar. Hatta buna yardımcı bir takım termal vücut ısısının ölçümüne dayalı aynı benzer GPRS sistemleri var. Vücut ısısındaki ve vajinal ısıdaki artışa göre yapılan östros tespit yöntemleri var. Yine vajinal dirence, yani vajinaya bir rezistansını ölçen, direnç ölçer bir prop sokuluyor ve buradan alınan elektriksel direncin miktarına göre de tulum tohumlama zamanı ayarlanabiliyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Evet, eklemek istediğim şey şu. Bu konuda çalışmalar her geçen gün artıyor. Özellikle döl verimini artırıcı uygulamalar, ki bu son soru da çok önemliydi o anlamda. Özellikle kızgınlık takibi ve doğru kızgınlık tespiti ve doğru zamanda suyu tohumlama açısından yapılması açısından çok önemli. Ve doğru beslenme stratejisi, bu ikisi zaten bir araya geldiği zaman çoğunlukla biz döl verimini çözmüş oluyoruz. Suyu tohumlama başarısını büyük miktarda artırmış oluyoruz. Bu konuda ilginin, meslektaşlarımızın ilgisinin diri olması lazım. Yüksek olması gerekir ve mutlaka kendilerini her geçen gün geliştirmeleri ve bilgi dağarcıklarını artırmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim mesleğimiz durağan bir meslek değil, gelişmeleri takip etmeyi gerektiren bir mesleğimiz var bizim. Bu anlamda da bu seminerleri de çok yerinde buluyorum, bu Zoom etkinliklerini. Ve beni dinleyenlere buradan teşekkür ediyorum. Hepsine başarılı, sağlıklı günler diliyorum. Ve sizlere de, bu etkinliği düzenleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de sağlıklı ve başarılı günler diliyorum buradan. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar hocam. Bet Kafkars olarak Yavuz hocamıza ve siz değerli katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Düzenleyeceğimiz online seminerlerden haberdar olabilmek için takipte kalın, sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.